Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde neler olacak? Yaralı Kalbim dizisinde Git yanlış anlaşılmadan dolayı özür dileyecek. Man ile Git yeniden nişanlanacak. Manın kapıyı açmaya çalışması ile başlar. Ancak kapı sıkıştığı için açılmaz. Bu sırada Nain Tara da ofiste Manın olmadığını düşünüp keyfince gezer. Ofis çalışanları yakın zamanda hapse giren Nain Tara'nın ne zaman çıktığını ve hangi yüzle geldiği konusunu konuşurlar. Naintara ofiste Şaşa ve Taşa ile anlaşıp kendisi için çalışmaya ikna eder. Zira Şaşa'nın en büyük düşmanı onu her defasında rezil eden Gittir. Bundan dolayı Şaşa Naintara'ya yardım etmeye karar verir. Depoda man kapıyı açmayı başarsa da Git birkaç dakika önce bayıldığı için ayağa kalkamaz. Man onu kucağına alıp depodan çıkartır. Bu sırada Naintara ofiste gezerken Man ile Naintara karşılaşır. Bu bu sırada Git'in gözleri kapalı olduğu için Nain Tara'yı görmez. Man farklı bir kapıdan Git'i kucağında dışarı çıkartır. Git neden farklı kapıdan çıktıklarını sorgularken Man en kestirme yol olduğunu konusunda yalan söyler. Bu sırada Pinky fark eden Man Git'i hastaneye götürmesini emreder. Man bilerek Git ile hastaneye gelmez. Zira kendi ofisinde Nainsara'nın geziyor olması Git ile arasının yeniden bozulacağını yine yanlış anlaşılmaya sebep olacağını bildiği için hemen Nainsara'nın yanına gidip ofisten kovar. Lakin Nainsara mirastan pay sahibi olduğunu, ofisin de bir kısmının kendisine ait olduğunu ileri sürüp ofisten çıkmaz. Git hastanede kontrolünü tamamladıktan sonra Man'a telefon edip bir saat içinde ofise geleceği konusunda bilgi verir. Ancak Man eve gelmemesini, gidip dinlenmesini ister. Div ise Git'e karşı yaptıklarından pişman olduğu için Nainterra'nın Git'e karşı bir şey yapmaması için cezaevinden çıktıktan sonra Nainterra'nın izini sürse de onu hiçbir yerde bulamaz. Bu sırada Nain Tara'nın hapisten çıktığını öğrenen Man, Devin de hapisten çıkmış olabileceğini düşünür. Man ne olursa olsun Nain Tara ile giti karşılaştırmak istemez. Naintara ofiste divin hissesi olan %25'lik kısmın kendi üzerinde olduğunu ancak yönetim kurulu kararı ile dışarı atılabileceğini söyler. Man yönetim kurulunu toplayacağını, o zamana kadar ofisini terk etmesini, terk etmesi için kolundan tutup kapı dışarı eder. Bu sırada Git Man'ı merak edip ofise gelir. Naintara ile Git kapıda karşılaşır. Lakin bunu Man görmez. Zira o Naintara'yı kapı dışarı ettikten sonra ofisine geri dönmüş Git ile naintara konuşurken onları Pinky görür. Pinky hemen Man'a haber verir. Man Git'i karşısında görünce şok olur. Zira onu evine gönderse de o geri dönmüştür. Git açık açık şöyle der. naintara bu ofiste çalışacak da çalışacaksa ben işten çıkarım. Bu sözün ardından Git depodaki işine geri döner. Man peşinden gidip doktorun tavsiyesi üzerine evinde dinlenmesini ister. Git, Man'ın kendisini neden ofisten uzak tutmaya çalıştığını anlayamaz. Man ise Git'i Nain ile karşılaştırmamak adına böyle bir yol seçmiştir. Nain yönetim kurulundaki kişilerle görüşmesi için Sasha'nın onlarla konuşmaya gönderse de Sasha eli boş döner. Nain ikinci hamlesini yapıp devi ofise çağırır. Lakin deyip gelmek istemez. Man ile Nain konuşmalarına kulak misafiri olan git Man'ın gerçekte ne yapmak istediğini ve kendisini korumak için nelere katlandığını görünce çok mutlu olur. Ertesi günün Git ofise tekrar gelir. Man neden geldiğini sorsa da Git gerçekleri öğrendiğini söyler. Div, Naintara'nın evine gidip ofise gitmemesi konusunda ikaz, ikaz eder. Ancak Naintara, Kurana İnşaat'ın %25'lik hissesini kendi üzerine verdiği vekalet sayesinde aldığını söyler. Div, başka bir amaçla verdiği vekaleti Naintara şirketi üzerine yapmıştır. Git öğrendikleri karşısında Man'dan özür dilemek ister. Ancak Man geçmişi unutturamayacağı için geleceklerinin de olmayacağını söyler Kısaca ayrılmak istediğini dolan başlı yoldan söyler. Git ise yaptığı hatanın farkına varıp toplantının ortasında içeri girip başka bir müşteriden faks gelmiş gibi kendi duygu ve düşüncelerini anlatır. Man ile Git'in arası düzelirken ofise gelen şarkıcı sadece Git ile çalışmak ister. Git depodaki işlerini yaparken yeni inşaat işiyle ilgilenmeye söz verir. Ancak yeni iş sadece Nayantara'nın planının bir parçasıdır. Lakin Git ve diğerleri bunun farkında bile değil. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.